Evet, gerçekten muhteşem bir kalabalık vardı burada. Partililer Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürmek için buraya geldi. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii aslında seçim akşamı bütün Cumhuriyet Halk Partisi taban olduğu gibi Türkiye bir şok yaşadık hep beraber. Bu şok atlatmadan çeşitli olaylar oldu. Çeşitli belki istemediğimiz çeşitli şeyler yaşandı. Bugün buraya gelen insanlar hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem aslında 24 Haziran'dan öncesinde yaşanan coşkunun yok olmaması için burada birlikte oldular. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Muharrem İnce'nin bir ay boyunca yaratmış olduğu umuda, coşkuya zarar verilmemesi için burada hep beraber haykırdılar. Bu önemli bir şey. Umarım bundan sonra da, bu süreçten sonra da bu coşkumuzun bozulmaz. Çünkü hakikaten çok önemli bir şey yakaladık. Çok önemli bir şeyi hep beraber toplum, bütün kesimler ilk kez bir şey yakaladı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten özellikle Muharrem İnce ile ilgili ayrı bir parantez açtı. Talimat veriyorum dedi. 81 ili gezecek il başkanlarımıza dedi. Yani açıklamaları gerçekten birleştirici ve bütünleştiriciydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Şimdi tabii bu çok önemli. Sayın Genel Başkanımızın hem Muharrem İnce ile ilgili söylemiş oldukları hem de bu konudaki samimi düşüncesi de o. Biz süreci özetlemek lazım aslında. Bu süreci özetleyerek bir değerlendirme yapmak lazım ki tabii parti içerisinde kamuoyunda çeşitli tartışmalar var. Bunlar çok doğal şeyler. Ancak partinin bütünlüğüne, partinin şu anki durumuna ve geçmişte yaşamış olduğu heyecana zarar verecek bir şey yapılmamalı. Bir özet yaparak aslında bir hatırlatma yapmak lazım. Bakın çok kimse tartışıyordu işte bu Mayıs öncesinde. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli hamleler yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi belki Türkiye demokrasi tarihine geçecek önemli hamleler yaptı. Bakın bir kumpas kuruldu demokrasiye. Bir hesap yapıldı sarayda. Saray ve yamağıyla birlikte bir hesap yapıldı. Bir siyasi parti, MHP tabanına ciddi oy alacağı hesaplanan bir siyasi partinin seçime girmemesi için sarayda bir hesap yapıldı. Yamak'la beraber. Bu hesabı Kemal Kılıçdaroğlu bozdu. Bir cumartesi günü hiç kimsenin haberi olmadan, partinin ve kamuoyunun haberi olmadan 15 milletvekilini demokrasi yolculuğuna çıkartarak İYİ Parti'ye bir oyunu bozdu. İYİ Parti'nin seçime girmesini sağladı. Çok da büyük yankı uyandırdı. Çok büyük yankı uyandırdı tabii. Her kesimden yani, tebrik edildi yani Kemal Bey'in. Bu resmen sarayın kurmuş olduğu bir hesaptı ve bu hesabı Kemal Kılıçdaroğlu bozdu. Bir başka şey hatırlayın. Adaylar imza toplamak için meydana çıktı. MHP Genel Başkanı bir siyasi partiye oy imza verenlerin Fethullahçılık soruşturması geçireceğini söyledi ki Türkiye'de bir kılıç gibi herkesin korktuğu bir şey. Herkes sustu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında bir açıklama yaptı. Gidin aday olmaları için hem Karamoğlu'na hem Sayın Akşener'e hem Sayın Perinçek'e imza verin diye bir çağrı yaptı ve demokrasinin önünde kurulmuş olan bir duvar bir daha yıkıldı. Ardından hiç kimsenin bir faninin yapmayacağı bir şey yaptı. Çeşitli anketler yapıldı, çeşitli görüşmeler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir faninin, bir insanın yapmayacağı bir şey yaptı. Kendine iki ay önce karşısına aday olmuş, bir ay önce aday olmuş. Bir parti içindeki bir arkadaşını Cumhurbaşkanı adaylığına önerdi ve kendisini geri çekti. Bu önemli bir şeydi. Bu kamuoyunda müthiş bir saygı gördü, müthiş bir kabul gördü. Ayrıca burada bir şey daha tebrik etmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Muharrem İnce'nin aday gösterildiği gün Muharrem İnce'nin yakasındaki rozeti çıkarttı. Kim çıkarttı? O kurumun temsilcisi, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi, genel başkanı çıkardı. O önemli bir özveri aslında. Türkiye'ye verilen bir mesaj. Bizim adayımız Türkiye'nin adayı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sadece bizim Cumhurbaşkanı adayımız değil, bütün Türkiye'nin adayı denildi ki bu da önemli bir özveridir. Bunu da takdir etmek lazım. Yani zaman zaman değişim, zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili partiyle ilgili eleştiriler var. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Eleştiriler başım üzerine. Zaten CHP eleştirileri seviyor diyor. Biz demokrasiden yana olduğumuz için bize her zaman eleştirilir. Ama bu süreç içerisinde Allah aşkına neyi eksik yaptı Kemal Kılıçdaroğlu, neyi hata yaptı? Onun da sorgulanması lazım. Bakın bir kampanya yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kampanyası ayrı, partinin kampanyası ayrı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu tamamen kendini arka plana çekti ki ama kampanya Muharrem İnce partili gözükmesin diye. Yine bu kampanya sırasında bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bütün Cumhuriyet Halk Partililer,
genel merkez, milletvekilleri, milletvekili adayları olağanüstü bir şekilde çalıştı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olabilmesi için. Burada hiç kimse yatsınmasın. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri dışında gönüllüler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyesi olmamış ama demokrasiden yana, özgürlükten yana, Türkiye'nin huzurunda, Türkiye'nin batı tipi demokrasiden yana insanlar da çok önemli bir çaba gösterdiler. Meydanlarda, alanlarda sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı destekleyen, demokrasiyi savunanlar, tek partiliye karşı, tek adamlığa karşı çok partili ve parlamenter demokrasiyi savunanlar, tek adama karşı demokrasiyi savunanlar, tek partiye karşı çoğulculuğu savunanlar meydanlarda oldu ve destek verdiler. Bunun hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Bir değişim, bir parti içerisinde bir tartışma olabilir mi? Bundan daha doğal bir şey yok. Hiç dışladığımız bir şey yok. Ama burada bir insanın bir partinin önünde bir oturma eylemini yapması da doğrusu partinin faydasına olan bir şey değildir. Sadece ve sadece AKP'nin faydasına olan bir şeydir diye düşünüyorum ben. Biz bu süreçte hepimizin ortak sorumluluğu şu olmalı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hepimize büyük heyecan yaratan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'nin, bizim örgütlerimiz ve partimizin 24 Haziran'a kadar yaratmış olduğumuz o coşkuyu, o heyecanı azaltacak bir şey içerisinde bulunmamalıyız. Bu heyecanı zarar verecek bir şey içerisinde bulunmamalıyız. Hem daha yani hem Sayın Muharrem İnce ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelmeden birilerinin bağırmasını da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Bizim görevimiz, benim de sorumluluğum, her Cumhuriyet Halk Partili, her demokrasiye inanan, Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan herkesin sorumluluğu, 24 Haziran'a kadar, şimdiye kadar hiç yan yana gelmediğimiz insanlara omuz omuza yürüdük. Onu devam ettirmemiz lazım. Bakın, aslında bu dönem içerisinde çok önemli şeyler başarıldı. 16 Nisan ruhunun aslında yansıması bugün 24 Haziran'dır. 16 Nisan'da demokrasi savunanlar, bir daha önce hiçbir araya gelmemiş insanlar bir araya geldi, bir araya geldiler, oy kullandılar. Ardından bir adalet yürüyüşü vardır ki o yürüyüş Türkiye'nin dünyadaki itibarını kat kat yükseltti. Dünya gördü ki Türkiye bir kişiden ibaret değil. Dünya gördü ki Türkiye birden büyüktür. Adalet yürüyüşünde sağcı solcu herkesle birlikte yürüdük, hiç kimseyi dışlamadan. Aslında çok önemli bir şey yapıldı Türkiye'nin huzuru, barış için. Bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğini yadsınmamak lazım. Bir ittifak kuruldu, Millet İttifakı. Bu Millet İttifakı, daha siyasi görüşleri farklı, taban tabana zıt siyasi görüşler bir araya gelerek demokrasi için, parlamenter demokrasi için bir araya geldi. Ve şunu söylemek lazım, Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar Türkiye'nin her kapısını açtı, her kapısının anahtarını, gönülleri araladı diye söylemek lazım. Bunun sebebi ne? Adalet yürüyüşü, 16 Nisan ruhu, Millet İttifakı. Bizden olmayan insanlarla, bize yakın olmayan insanlarla bizim önümüzü açtı. Türkiye'nin önünü açtı. Değerlendirme yapmak gerekirse umduğumuz bir sonuç alamadık Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama bunun sadece sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aramak biraz haksızlık olur. Bizim günahımız varsa bizim başımız üzerine, suçumuz varsa eyvallah. Ancak bakın, İYİ Parti'nin adayı beklenen oy almadı. Saadet Partisi'nin adayı beklenen oy almadı. HDP'nin adayı beklenen oy almadı. Bugün Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse karşı karşıya getirmek için çaba göstermemeli. Kimse, Muharrem İnce bu partinin en önemli değerlerinden birisidir. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanıdır. Kimse bunları karşı karşıya getirmek için çaba göstermemelidir. Gün hepimizin birlikte mücadele edeceği zor bir döneme giriyoruz. Bugün ayrışma günü değil. Bugün daha fazla birleşme günü. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosu ortada. Türkiye'nin seçimi ortada. Buna karşı daha fazla bir araya gelmeliyiz. Daha fazla yüreklerimizi yaklaştırmalıyız. Daha fazla omuz omuza vermeliyiz. Dışlayacağımız, küsleyeceğimiz bir tek insan yok. Lütfen buradan bütün Halk TV'den, bütün bizi dinleyen insanlara da çağrı yapıyorum. Her zamankinden daha fazla omuz omuza verme zamanımız. Çünkü biz bunu yakaladık. O seçim akşamı, seçimden bir gün önce coşkuyu hatırlayın, alanları hatırlayın, İstanbul'u hatırlayın, Ankara'yı hatırlayın, Malatya'yı hatırlayın, İzmir'i hatırlayın.
O coşkuyu yükseltmemiz lazım. Hepimize düşen görev odur. Hiçbirimiz birbirimize zarar vermemeliyiz, kırmamalıyız, incitmemeliyiz. Kendi partimize yapmış, AKP'ye yapmadığımız şeyi, TRT'ye yapmadığımız şeyi, YSK'ya yapmadığımız şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmamalıyız. Çünkü burası bugün MYK'da Vela Baba var, yarın başkası olacak. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın başkası olacak. Ama kuruma zarar vermemeliyiz. Kurumun büyümesi için uğraşmalıyız. Çünkü burada mücadele eden herkes aynı şey için mücadele ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şey için mücadele ediyor. Muharrem İnce de aynı şey için mücadele ediyor. Ne için mücadele ediyor? Tek adamla karşı demokrasiyi savunuyor. Atatürk'ün kazanımlarını savunuyor. Cumhuriyet'in kazanımlarını savunuyor. Hepimizin gözümüz gibi korumalıyız. Hepimiz kendi evladımız gibi, kendi çocuğumuz gibi korumalıyız bu yaratılan atmosferi, duyguyu. Benim söyleyeceklerim bu. Evet, tabii önümüzde de yerel seçim var. Evet. Bu ruhu kaybetmeyelim. Hatta üstüne katlayalım diyorsunuz. Tabii. Bakın AKP o 2015 Haziran'dan sonra en düşük oyunu aldı. Evet. 41 nokta ilk kez. Evet, yani 42'nin altına düştü. Bu önemli bir şey. Bakın biz AKP'den oy aldık. Bizim bir kısım maalesef oyumuz HDP'ye gitti. Önümüzde bir yerel seçimler var. Her yerel seçim gösteriyor ki AKP yerel seçimlerdeki aldığı oy genel seçimlerde aldığı oyun en az 8-10 puan altında. Bir 35'e, 34'e, 32'ye gerilemiş AKP'nin kazanacağı hiçbir belediye yok. İstanbul Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer büyük kentlerdeki belediyeler 24 Haziran'da oluşan o ruhu, o heyecanı bekliyor. Belki o ruhla, o heyecanla birlikteliğimizi bozmadan hem başta İstanbul olmak üzere her yerde Atatürk'ü sevenlerin, Cumhuriyete inananların bayrağı dalgalanacak. Onun için hepimizin dikkat etmesi gerekiyor ve söylenen sözler hepimizin konuşurken biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum aslında. Hem Sayın Muharrem İnce'ye pazartesi günü yapmış olduğu basın toplantısında, hem Sayın Genel Başkanımıza. Artık Türkiye yeni bir döneme giriyor. Herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı çok. Herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı çok. Herkesin Muharrem İnce'ye ihtiyacı çok. O nedenle hepimizin bir arada daha sık durmamız gerekiyor, daha yakın durmamız gerekiyor. O zaman sloganı gibi herkes için CHP. Herkes için CHP, tabii herkes için CHP. Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce diyeceğiz. Bu yanan ateşi, görev hepimizin görevi, o yanan ateşi biraz daha alevlendirmek, biraz daha güçlendirmek, o doğan güneşi biraz daha aydınlatmak, o çarpan yüreklerin sayısı biraz daha artırmak olmalı. Dediğim gibi hepimiz buna dikkat edeceğiz. Hepimiz bunun altını çizerek hareket etmeye devam edeceğiz. Herkese düşen görev odur. Bugün hiçbirimizin ayrışma, hiçbirimizin birbirimizin gözüne kötü bakma hakkımız yok. Bu kadar mücadeleden sonra, o kadar her şeye rağmen, bakın bazen eleştiriliyor, bazen tabii ki hak veriyoruz, hiçbir şey demiyorum ama Türkiye hiçbir zaman yaşamadığı bir seçim dönemini yaşadı. Dün, evvelsi gün Sayın Muharrem İnce buna vurgu yaptı. OHAL döneminde bir seçimi gerçekleştirdik. OHAL döneminde. Bir tarafta devletin bütün olanaklarına altında olan 10 tane özel uçağı olan valisinin, kaymakamının desteklediği, devletin bütün olanaklarını kullanan bir Cumhurbaşkanı adayı, diğer tarafta kıt kanat 100 lirayla 200 lira vatandaşın verdiği parayla kampanya yapan bir Muharrem İnce. Bir tarafta, yani şöyle demek lazım, devletle millet yarıştı. Yani devletin bütün olanakları kullanıldı. Aklınıza ne geliyorsa, işte bir bakın TRT'ye, bir bakın diğer kanallara, sadece TRT değil. Muharrem İnce'nin mitingini canlı veren, Halk TV ve dışında kimse yok. Bunlara bakmak lazım, bir değerlendirmek lazım. Bakın işte isim vermeyeyim, büyük o ana medya dediğimiz kanallara çıkan bakan sayısına bakın. Çıkan CHP'den genel başkan yardımcısına bakın. Sadece onlar mı? Değil. Cumhuriyet Halk Partisi de devlete karşı mücadele etti. Bir tarafta bütün yerel yönetimlerin olanaklarını kullanan bir AKP anlayışıyla karşı karşıyayız. 30 gün iftar yaptılar, 30 gün sahur yaptılar, 30 gün AKP'nin adaylarını konuşturdular bütün Türkiye'de yerel yönetimler. Bizim cebimizden aldıkları vergiyle onlar da 30 gün dini kullandılar. Onlara da haram ediyoruz hakkımızı. Yani karşımıza devasa bir güçle mücadele ettik. Sadece Cumhurbaşkanlığı değil, milletvekili seçiminde de müthiş bir güçle, güce karşı mücadele ettik. Karşımızda vali var, kaymakam var, yargı var, belediye var. Yani
şunu söyleyelim, Türkiye'nin birçok yerinde AKP'li belediyelerin olduğu yerin tamamında AKP'li milletvekillerinin afişlerini Büyükşehir Belediyesi yaptı. Belediyeler yaptı, cebimizden hırsızlık, namussuzluk yaparak bir kampanya yaptılar. Bu kampanyaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi yoksul, Cumhuriyet Halk Partisi halkın aldığı destekle bir seçim kampanyasını yürütmeye çalıştı. Ben bir önemli bir şeyin gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani buna karşı bu bütün gücü elinde bulunduran o hal. Zaten aslında farkında bunun. Yani CHP'nin farkında şimdi. İttifakın ne kadar zor şartlar altında seçime gittiğinin, daha sonra ne bileyim daha başarılar elde ettiğinin aslında farkında. İttifaktan yani ittifak olmasa da AKP daha fazla milletvekili çıkarıyor, MHP daha fazla. Cumhuriyet Halk Partisi daha az milletvekili çıkarıyordu. 13 milletvekilini ittifak sayesinde çıkardık. Örneğin altını çizerek söyleyelim. Elazığ'da seçimi kazanmamızın temel faktörlerinden birisi İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifaktır. O net sebep odur. O nedenle bakın, haksız bir kampanya, orantısız bir kampanyayla karşı karşıya kaldık diyor. Sadece medyada değil, sosyal medya, insanlar bizim paylaşımlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımlarını beğenmeye korkar hale geldi. Niye? Başımıza bir iş gelir mi? Çocuğumuza bir şey olur mu diye korkar hale geldi. O nedenle o fakir fukaranın, o yoksul, işsiz kalmış insanların umutlarını bağladığı tek bir kurum var. Cumhuriyet Halk Partisi. O kurumu hep beraber yüceltecek, yaşatacaklar bizleriz. Bunu hepimizin hassasiyetle dikkat etmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, tekrar buradan söylemek istiyorum. Biz 24 Haziran'da kadar oluşan o coşkuyu, o heyecanı hep beraber yaşatmalıyız. Hepimize düşen görev, koltuğumuz, makamımız, bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun, o evine ekmek götürmeyen, harçlığından biriktirerek Türkiye'ye umut bağlayan çocukların, kadınların, gençlerin umutlarını büyütmemiz gerekiyor. O olacağı heyecanı hep beraber daha ileriye taşımamız gerekiyor. Hep beraber o artan, çarpan kalplerin sayısını, çarpan yüreklerin sayısını artırmamız gerekiyor. Ve hiçbirimizin konumumuz ne olursa olsun, bizden umut bekleyen hiç kimseye de umutsuzluk vermeye hakkımız yok. Tekrar yeni bir heyecanla, yeni bir başlangıçla yola devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kurum, sadece bu kurum, bu Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in, Deniz Baykal'ın genel başkanlığı yaptığı bu kurum Türkiye'nin umut bağladığı tek kurum. Demokrasi için, gelecek aydınlık yarın olanımız için çalışacak tek kurum. Bu kurumu korumamız gerekiyor ve oluşan heyecanı da azaltmamak adına hep birlikte dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışacağız ve dikkat edeceğiz. Evet. Hiçbirimiz, tekrar söyleyeyim, hiçbirimizin hakkı yok bu umutları azaltmaya, moralsizlik yaratmaya. Hiçbirimizin hakkı yok AKP medyasının A Haber'in, bilmem, ana haber bültenlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuzluk göstermesine hiçbir hakkımız yok. Hepimizin bu kurumu gözü gibi koruması gerekiyor. Değişim mi? Olabilir. Genel merkezi eksikleri vardır, yoktur, ama bu kurulları var, kuralları var. O şekilde bir yol izlememiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir kurum. Tekrar söylüyorum, dünya Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde Türkiye'nin birden büyük olduğunu gördü. Türkiye birden büyüktür dedi. Tekrar bu ruhu harekete geçirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.